Şurada yorumladım. Bizde sevgi eksikliği var. Bizde gıybet var. Bizde haset var. Yani bunu el öpüde konuşmamız lazım. Yani bu toplumun genelinin hastalığı. Ama bize biraz daha fazla gibi geliyor bana. Şimdi geçenlerde, hatta geçen Kurban Bayramı'ndan bir cami imamı, küçük bir mahalle cami imamı, çok hoşuma giden bir sohbetini bu ara herkese paylaşıyorum. Çok hoşuma gitti. Gıybetle ve hasetle alakalı, dedikoduyla alakalı bir konuşma yaptı. Sözünü bitirdikken de çok güzel bir netice, bitirim yaptı. Şöyle ki, bundan önce görev yaptığım yerde yine benzer bir sohbet etmiştim gıybetle alakalı. Bu gıybetle ilgili sohbetimi çok beğenen bir cemaatin camide çıktıktan sonra hocam Allah razı olsun ağzına sağlık. Çok güzel bir konuya temas ettim. Yalnız size bir şey söyleyeceğim. Bu hani filence var ya o ki kötü bir ifadeyle onun işi gücü gıybet bir haberin olsun senin yanına gelir gider onun bir gıybet edici olduğunu bil diye gıybet edere gıybetle ilgili söyleşimi bazını takdir ettiğini söyledi. Yani gıybetin mahsurunu bildiğini, zararını bildiğini, ne yettiğinde hocam bunu söyledi diyor fakat kendisi bunu gıybet ediyor. Burada tabii gıybet ne yapıyor? İnsanların kardeşlik ruhunu zedeliyor. Şimdi bizim dinimiz birbirini sevmedikçe iman etmiş sayılması, iman edince cennete giremezsiniz. Diyen bir dinin mensuplarımız. Tamamen sevgi güzel. Peki hem gıybet hem sevgi olur mu? Mümkün değil. Şimdi dolayısıyla bizde bir var sevgi eksikliği var. Birbirimizi yeteri sevmiyoruz. Efendim seviyoruz, alakası yok. Sevdiğimizi zannediyoruz. Bir araya geliriz, sohbet ederiz. Ayrıldıktan sonra hemen o arkasına, kalkanın arkasından aslında söylenecek söz vardı ama sırası değil deriz. Yüzüne söylemekten utanırız, arkasından burada tutarız. Hele hele bir şey daha var bizde. Çok enteresandır. Ki bunu yatırımcılarımız çok iyiydi. Mesela şimdi Çankırı'da bir şeyler yapılıyor. İşte Borgun'da bir şeyler oluyor. İşte Çerkeş'te, Çavuz'da bir şeyler oluyor. Bakıyorsunuz hep de yabancı. Yani yabancı derken Çankırı kültürüne kaydı olmamış, Çankırı'da yaşamamış, Çavuz'da, Çerkeş'te, Ilgaz'da yaşamamış insanlar geliyor ve yatırım yapıyor. Yani bu da çok enteresan bir şey. Şimdi ben bunu iddia ederek söylüyorum. Yani masanın iki tarafında bulunmuş bir arkadaşı olarak söylüyorum. Yani bunu şu manada iki taraftayım. Şu anda Ilgaz'da devam edelim. İşim orada bir çalışanlarım var. Yani oradaki ticaret yapıyorum, burada ticaret yapıyorum. Siyaset yaptım, Ankara'dan memleketimizi seven, memleket hasretiyle yanan hemşehrilerimi bilirim. Küçük ilçede, küçük köyde yaşamış, büyük kent özlemini yaşayanlar da bilirim. Yani köydeki insanlar, gurbete gitmiş insanların, yılda bir kez gelip iyi bir otomobille, iyi bir giysiyle köye gezmeye geldiklerinin gıpta ettiklerini, onlara özendiklerini de bilirim. Ankara'nın gürültüsünden, Ankara'nın ne bileyim meşakkatinden yorulup şu köyüme gitsem bir nefes alsın oh desem diye hasret çekemiyorum. Fakat ne hikmettir? Memleketimizde, memleketimizin insanının bir yatırım yapmak için ya bunu iddia ve ısrarla söylüyorum. Denemesi mümkün. İşte Çankırı'nın, Çankırı'da yetişmiş bir arkadaşımız bir yatırım yapmak için bir arsa temininden tutun bir ne bileyim bir talep olursa, bir yer temini olursa, orada bir gayret sarf etse, bir de aynı yerle alakalı, tam Ilgaz'ımızda yetişmemiş, Çerkeş'imize hiç gitmemiş, ne bileyim Çankırı'mızı hiç tanımamış bir memleketin yine başka köşesine bir yatırımcımız gelse, onun Çankırı'da göreceği destek, onun Çankırı'da göreceği ilgi ve alaka Çankırılımızda daha fazla. Yani biz Çankırılı olmayı daha çok severiz. Neden? O Çankırılı bizim gözümüzde filancanın oğlu, fişmancanın damadı, bizim fişmanca filanca diyebileceğimiz, mutlaka geriye dönük onunla alakalı bir yerde siyasetinden, ticaretinden, komşuluğundan rahatsız olduğumuz ya da rahatsız olan birini dinlediğimiz bir kişidir. Bir olgudur, bir vakadır, vardır ve mutlaka %100 artı değildir. İnsanoğlunun verdiği küçük de olsa bir eksileri vardır. Fakat dışarıdan gelen ilk şahsı Ahmet Bey'dir, Mehmet Bey'dir. Onun gözünde nötrdür, sıfırdır ve artıdır. Yani sıfırdır da kastım eksiksizdir. Allah razı olsun memleketimize geldi, yatırım yapacaklar. Yani diğer bir ifadeyle
nasıl marifetin iltifa tabi olduğu gibi memleketine yatırım yapan bir yatırımcımızın, yani Çankırı olarak söylüyorum, kendi yöresinden ilgi ve alaka görmesi gerektiğinden tam tersine engelle karşılaşıyor. Yok efendim bu böyle değildir diye Ankara'da yaşamış, İstanbul'da yaşamış, hemşehrilerimiz bunu böyle değerlendirebilirler. Deresine görsün. Deresine görsün. Biz bunu hep yaşadık. Ne hikmetse bu var. Peki bu nasıl kırarız? İyi de bu, yani her bir devam edemeyecek. Her şeye rağmen bu Çankırı bizim. Her şeye rağmen bu ülke bizim. Her şeye rağmen yatırımcımıza destek olmalıyız. Her şeye rağmen birbirimizi sevmeli, yolunu bulmalıyız. Yani bu hastalık benim karşımda değil, toplumun hepsinde, bende de, onun hem bize var. Hep konuşuruz. Birlik ve beraberlikten bahsederiz. Birlik ve beraberlikle uzaktan yakına ilgisi olmayan şekilde kendimiz o birlik ve beraberliği bozarız. Çıkarız kürsüye, her zamankinden fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacın olduğu zaman deriz. Ben siyaset yaptığım için söylüyorum. Bir gün hiç unutmuyorum. Kızılırmak ilçemize bir tarımla alakalı bir yatırım, bir toprak mahsulleri ofisi yapacak depoyla ilgili çalışmamız oldu. İlgilendik. Hatta oradan bir ilgili birimden bir mühendis arkadaşımız birkaç gün önce Kızılırmak'taki diğer tespiti yaptı. Biz de birkaç gün sonra Sanayi Bakanımız Ali Coşkun Bey'le beraber il binamıza vardık. Çankırı ziyaretindeyiz. Kızılırmak'ta bir hemşehrimiz, Sayın Bakanı, efendim Sayın Bakanım Allah razı olsun, çok iyi oldu, geldiler, yerinde tespit ettik diye ıslah oldu. Tabi anlamıyor ne olduğunu, bilmiyor ki, ilgilenen biziz. Tekrar söylüyor, tamam diyor, Ali Coşkun konuyu bilmiyor. Tabi sabredemedim, dedim ki hemşehrim, bize teşekkür etmeye niye itiraf ediyorsun? Bak, bunun mevcut vekillerimizle birlikte ilgilendik. Oraya gönderen biziz. Bundan da bayağı haberim var. Ne diye halen Sanayi Bakanımıza teşekkür edeceğim gibi uğraşıyorsun? Senin seçtiğin, senin arkadaşın, senin komşu olan bizlere teşekkür etmek sana bu kadar zor mu geliyor diye müdahale zoruna kadar. Biz buyuz. Peki bunu nasıl aşarız? Benim nacizane kanaatim camide imamıyla, okulda öğretmeniyle, köyde okullarıyla, belediye başkanlarımızla, sivil toplum örgütlerimizle birbirimizi sevmek noktasında hem dini hem kültürel etkinlikler yapmak zorundayız. Birbirimizi sevmek bize asla zarar vermediğini, hem kendimizle barışık olacağımızı, hem karşı tarafı motive ettiğini göreceğiz. Yani ben Ilgaz'daki bir konuşumun, Çerkez'deki bir konuşumun yapılacağı yatırımdan benim de kar edeceğim, o yörenin de istifade edeceğini anlatmak zorundayız. Bunu küçük risalelerle, kontrastlarla, belki yapacağınız tiyatrolarla, oluşturacağınız ne bileyim söyleşilerle bunu mutlaka tutmak zorundayız. Bu hemen bugüne yarar kolay bir değil. Ama benim bundan başka Çankırı'dan birlik ve beraberliği güçlendirici, yatırımcıya çek verici, bizim Çankırı tüccarımızda eline imkan olsa yatırımı başka yere yapmak istiyor. Çünkü o da gittiği yerde daha fazla ilgi ve alaka görüyor. Kendi hemşerisinde göreceği yakınlığı göremeyince ha bir de başka yerden çok yakınlık görmese bile yadırgamıyor. Çünkü ömrünü verdi, çocukluğunu gençliğini geçirdi. Bir şekilde bazı hizmetlere destek olduğu bir müteşebbisimizin çevresindeki bir yatırım noktasında, çevresine destek olacağı yerde köşte kaldığı zaman morali bozuluyor. Şevki kırılıyor. Yani ne duygularla yola çıkıyor, ne sıkıntılarla işin var. O yüzden Çankırı'mızın, hele hele Çankırılı'nın yatırımcıya söylüyorum. Bir şekilde tüccar kâr yeri bulur. Gelir Malatya'dan Çankırı'ya yatırımlar. Gelir Denizli'den Çankırı. O ayrı mısın? İşte gel Söğüt Selam'ın, Türkiye'nin belki Avrupa'nın en büyük tesisinin yerine koşumu yapıldı. Neden? Orada bunun madeni vardı. Yarın öbür gün ortadaki bir termik santrali birileri gelir yapar. Ya işte Şavoloz, Ankara'ya yakın olmasından dolayı, havalarına yakın olmasından dolayı bir kısım yatırımlar yapılıyor. Çankırı nerede? Çankırı nerede yerini alıyor bu yatırımda? Almıyor. Niye almıyor? Şu an sıfırmalıkta sanki. Niye? İşte bu yaklaşımı bu göremiyor. Bu sevgiyi bulamıyor. Bunu istiyor ama bunu yabancının istemiyor. İsteme hakkı da yok belki. Ben Malatya'ya bir yatırım yapsam Malatya'nın ooo diye bir hoş geldin sarılmasını beklemem ki. Ama ben korkumda beklerim. Ama ben Çorukçı'yla Çerkeş'te beklerim. Yani ben derken ben şahsız olarak söylemiyorum. Memleketin insanı bu sevgiyi bekliyor. Bulamayınca da ne şamı şekeri tarifiz, ne arabi müzülüyor, kırılıyor, üzülüyor. Onun için toparlarsa Çankırı'nın yatırım yapması için sevgiye
sevgi için de ciddi manada bir toplum mühendisliği olarak gayret edip belediyelerimizden, kaymakamlıklarımız, mahallemizden, sivil toplum örgütlerimizden, camisiyle, okuluyla herkes bana sevmekten zarar görmeyeceğimizi, sevmenin hem dünyevi hem uhrevi bir ibadet olduğunu, bizim dinimizde tebessüm, sadaka, selam önemli bir görev. Bu kadar kardeşlik hukukuna değer veren bir dini mensubu olmakla beraber hasetten, gıybetten, buğz etmekten, dedikodu yapmaktan kendimizi alamıyoruz. Bu hastalığı Allah'ın izniyle yine biz kaybedeceğiz. Mecburuz buna. Bunu tekrar ediyorum. Hem dünyamıza kazancı var, hem ahirete kazancı var. Bunu da aşmak zorundayız. Hatta ben bununla alakalı Çankırı geleceğini konuşuyor isimli İstanbul'da ve Ankara'da yapılan bir söyleşi olmuştu. Allah kısır ederse Çankırı ayağında münasip bir zaman zemi oluşmuştu. Oradaki toplantı da deklar etmek istiyorum. Geri dönüp baktığımız zaman bizim insanımız pırıl pırıl. Gerçekten Çankırı insanı yani hakikaten farklı. Özünde dürüst, samimi fakat ne hikmetse uzayan problem olmasın dercesine farkında olmadığı bir hastalığı hep birlikte yaşıyoruz. Farkında olmadığınız değil belki de. Ben de bu toplumun Çankırı'nın parçasıyım. Sütü neyse kaymağı o. Çankırı neyse ben oyum, ben neyse Çankırı o. Dolayısıyla ben Ankara'da başlamışlarım var mı o zaman? İşte Nani Bey gibi, Yedim, Cece'yi gibi. Hadi geçsin, güzel Çankırı'da bir hizmet yapsınlar. Yani ticaret alanı, ticaret alanı. Haydadan değil, alanlardan razı olsun. Biliyorum, güzel hizmetler var. Büyütmezler, büyüttürmüyorlar. Hastalık bu. Bu hastalığı bir de aşacağız. Bir tedavi bir de göreceğiz. Ve göreceğiz Allah'ın izniyle. Bu bir başlangıç. Bunu düşünmek bile sağda solda vardığınız zaman görüyorum. Bunu hem siyasi olarak da herkes hayır bunu artık dikkat eden hale geldi. Sizin toplum örgütler de burada bunun farkında var. İnşallah bu sıkıntıyı da birlikte birbirimizi severek ve sevgiyi artırıcı politikalar, gayretler geliştirerek çözeceğimiz kararlı. Konuyla ilgili derneğimizin bir çalışma yapmasını ister misiniz? Kesinlikle. Kesinlikle. Demin de söyledim ya, yani biz Yunus Emre'leri seviyoruz, biz Mevlana'yı seviyoruz. Yunus Emre'de ve Mevlana'daki sevginin kökünde ne var? Sevmenin kökünde sevgi var. Ne olursa onu gelmiş. Sevelim, sevelim demiş. Bir olalım, diğer olalım demiş de. İşte, o yüzden bizim dini liderlerimiz, bizim dediğim toplumumuzda halen yaşayan değerlerimiz, bize hep sevgi tavsiye ettikleri ölçüde kalbimizde yerleri kalmış. O yüzden ben Çankırı'mızın farkında olmadığı bu sıkıntısında yine Çankırı'lar olarak sizler işte derneklerimizde, biz ticaretimizde yer aldığımız sivil toplum örgütlerle beraber bu sevgiyi mutlaka birleştirmek, kaynaştırmak, bir araya gelmek durumundayız. Burada herkese bir şey yapması lazım. Sizin de bu kurmuş olduğunuz değerleriniz, bu gayretiniz bence önceliği sevginin yerleşmesi hususunda göstereceğiz gayrettir diye. Hem çarşıya diyorum hem de sen onu bekliyorum için. Bunun arkasından size şu soruyu soralım. Hayalinizdeki Çankırı ve Çankırılı'yı tanımlar mısınız? Hayalindeki Çankırı demin de ifade ettiğim neticeye ulaşmış, birbirini seven, birbirinin zenginliğinden birbirinin başarısına rahatsız olmayıp mutlu olan bir Çankırı bekliyorum. Ankara'nın hemen bunun dibinde, bölünmüş yola kavuşmuş, ikinci organize sanayi kurulmuş, işte kısa zamanda üniversitesiyle belki çok hareketli bir ticarete kavuşmuş. İnsanların birbirini sevmesi sonunda ticari birlikteler oluşturmuş. Anadolu'nun bu tertemiz ilinde güzel yatırımlar bekliyorum, yetişmiş insanlar bekliyorum. Bunu da bu Çankırı'nın becerdiğine, başaracağına inanıyorum. İşte bakın Türkiye'de şu anda yanlış ifade edilmemişse geçen bir yerde dediler ki şu anda nüfus artışı en iyi olan illerin başına geldi artışı yani bir önceki günü. Artık tabiri caizse karanlığın, aydınlığın yakın zaman karanlığın en koyu olduğu zamandır. Çankırı'mız artık nüfusunun azalmasında da dip yaptığı, ne bileyim yatırımların bu kadar eksik kalmasında dip yaptığı bir yerde yeni bir şahlanışa, yeni bir kalışa geçtiğine inanıyorum. Çankırı'mız birbirini sevdikten sonra bu sevgi onlara çok şey yapacak diye düşünüyorum. Gençlerimize tavsiyeleriniz nelerdir? Gençlerimize demin de söyleyeyim, çok çalışacaklar. Herkes bulunduğu yerde ne yapabilirine bakacak. Hemen iniyorum. Gençlerimiz çok çalışacaklar.